Arkadaşlar merhaba. Diyet yaptığımız zamanlarda az kalorili ama bol lezzetli bir pizza yapalım diyerek çıktığımız yolda kaloriyi biraz arttırmış olsak da şahane lezzetli bir pizza bulduk ve bunu da sizinle paylaşmak istedik. Tabanını patates röştiden yapıp üzerine sevdiğimiz malzemelerle doldurduk. Öncelikle 600 gram patatesim var. Patatesimi rendemin ince kısmıyla rendeliyorum ancak ufak bir kısmını rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. Bu irili ufaklı patates parçaları hem içinin yumuşak, dışını kıtır bir hal almasını sağlarken hem de böyle güzelce birbirine tutunmasını sağlayacak. Bütün patateslerimi rendeledikten sonra patatesi sadece lezzetlendirmek, tadını yok etmemek adına içerisine tereyağı, tuz ve taze çekilmiş karabiber ekliyorum. Tereyağım 2 yemek kaşığı kadar kullandım ve küp küp doğradım. Eğer küçük küçük parçalara ayırırsanız patateslerin içerisine dağıtmanız daha kolay olacaktır. Ancak yine de tamamen erimeyecek, arada beyaz beyaz görünecek ama hiç sorun değil, pişerken yağlarınız eriyecek ve patates olduğu gibi bu yağı çekecek. Bu tabanı sade bir şekilde, yani patates röşte olarak yapıp servis edebilir. Köftenin, kızarmış sosisin ya da bir parça etin yanında çok şahane, lezzetli bir karbonhidrat yaratmış olursunuz aslında. Sade olarak da sıklıkla tükettiğimiz bir tarif bu. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bütün bu karışımı teflon tavama yaydım ve tavamı ocağa koydum. Orta ateşte pişiriyorum. Ateşin derecesini hiç ellemiyorum. Bu noktada patateslerimiz pişerken bir yandan da kızaracak ve yeteri kadar kızardığında patatesleriniz aslında tavadan kolaylıkla ayrılıyor olacak. O yüzden parçalamamak için sadece kenarlarından ufakça kaldırıyorum ama kesinlikle yapışan yerlerini zorlamıyorum. Patateslerim ayrıldığında tavamın kapağını kullanarak ters çeviriyorum ve çevirdikten sonra tavamın içerisine küçük bir parça yağ ilave ediyorum. Bu yağla birlikte tabanımın diğer tarafını da kızartacağım. Bu aşamada altta kalan kısmı çok pişirmemiştim çünkü oraya ikinci bir işlem uygulayacağım. Diğer taraf kızarırken ben burada spatulamla bastırarak ortadaki kalınlığı hem yok ediyorum hem de tabanımı kenarlara doğru güzelce yayıp kenarların birazcık kıtırlaşmasını sağlıyorum. Bu tarafta tavadan ayrılıp yeteri kadar kızardığında İlk pişirdiğim tabanı tekrar kızarmaya bırakıyorum. Bu ikinci pişirme olayı bana o güzel kıtırlığı veriyor. Bu aşamada o taraf kızarırken ben üzerine basitçe hazırladığım bir pizza sosu, yani 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası, 1 diş sarımsak, biraz kekik, tuz, karabiber ve 1 tatlı kaşığı kadar da barbekü sos sürüyorum. Çok sulu bir sos hazırlamanızı tavsiye etmiyorum çünkü patatesleriniz sosun suyunu çeker ve yumuşayabilir. Bizim istediğimiz İç yumuşak, dışı kıtır bir taban elde etmek. Üzerine en sevdiğimiz malzemelerle doldurduk biz. Bunun için sucuk, yeşil biber ve kaşar kullandık. Ama tabii ki sizin damak tadınıza göre her lezzete uyum sağlayabilecek bir taban bu. Malzemelerimi koyduktan sonra tavamın kapağını kapatacağım ve kaşarlarım eriyip sucuklarım da birazcık pişene kadar, tabanım da birazcık daha kıtırlaşana kadar bu şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi kokular yayarken artık servis etmeye hazır. Güzelce tam düzgün dilimler çıkartabilirsiniz. İsterseniz kahvaltı öğününde, isterseniz akşam öğününde, misafirlerinize ya da kendinize basitçe hazırlayabilirsiniz. Eğer tabanı için gerekli sabrı gösterirseniz çok güzel bir pizza elde etmiş olacaksınız. Pizzayı denerseniz bize yorum yapmayı, fotoğraflarını göndermeyi, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.